Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere dilimize yerleşmiş 10 İstanbul deyiminden bahsedeceğim. Dilimize pelesenk olmuş, ifademizi güzelleştiren, meramımızı bir çırpıda anlatmamıza imkan tanıyan bu deyimlerin çoğunun tarihteki yaşanmışlıklardan kaynaklandığını biliyor muydunuz? Günümüzde pek çok kez kullandığımız bu İstanbul deyimlerinin neler olduğuna hadi bir bakış atalım. İlk deyimimiz Üsküdar'da sabah oldu. Üsküdar'da deniz kıyısındaki Valide Sultan ve Mihrimah Sultan camilerinin müezzinleri karşı tarafta yaşayan padişaha seslerini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek için belki saray müezzinliğine yükselebilmek ümidiyle sabah ezanlarını mutlaka Beşiktaş'taki cami müezzinlerinden önce okurlarmış. Bir şeyin zamanını geçirmek, geç kalmak anlamında bugün dahi kullanılmakta olan Üsküdar'da sabah oldu deyimi vaktiyle aynı hat üzerinde olmalarına rağmen Üsküdar'ın Beşiktaş'tan önce okunan sabah ezanlarından kaynaklanmıştır. Bir sonraki deyimimiz ise Marmara çırası gibi tutuşmak. Eskiden ocak, soba veya mangalda ateş yakabilmek için çıralar kullanılır. Bu çıralar ise çarşılarda tutam halinde satılırdı. Aniden parlayanlar, öfkelenenler için kullanılan bu deyim sakızlı çam ağaçlarıyla meşhur olan Marmara Adası'ndan toplanan, reçinesi bol olduğu için kolay yanan çıralardan doğmuştur. Bir sonraki deyim kabak başına patlamak. Su kabaklarının içleri oyularak şişe gibi kullanıldığı yıllarda Galata meyhanelerinde içleri şarap dolu kabaklar sıra sıra vitrine dizilir. İsteyen külhan beyi hangi kabağın ipini keserse onu alır ve bitirmeden yerinden kalkmazmış. Meyhaneye yapılan baskınlarda zabıtalar ve bekçiler tarafından mekandaki küpler ve fıçılar devrilir, sıra sıra asılmış şarap kabakları da meyhaneci ve araya giren müşterilerin başında patlatılırmış. İşte kabak başına patlamak deyimi bu durumdan doğmuştur. Bir sonraki deyimimiz Dingo'nun ahırı. İstanbul'da ulaşım için atlı tramvayların kullanıldığı yıllarda iki at ile çekilen tramvaylara dik şişhane yokuşunun çıkabilmesi için fazladan atlar koşturulurdu. Azapkapı'da tramvaya eklenen takviye atlar, Taksim'de Dingo isimli bir Rum vatandaşın işlettiği ahırda dinlendirilir, sonra tekrar Azapkapı'ya götürülürlerdi. Gün içinde sürekli atların girip çıktığı ahırın bu durumu dolayısıyla girenin çıkanın belli olmadığı yahut her önüne gelenin girip çıkabildiği yerler için bu deyim günümüzde hala kullanılmaktadır. Sıradaki deyimimiz goygoyculuk yapmak. Vaktiyle Muharrem ayında ilahiler okuyarak kapı kapı dolaşıp dilenen tarikat mensubu dilencilere goygoycu adı verilirdi. Bu kişiler Muharrem ayından 2 gün önce Üsküdar'daki tekkelerine giderek şeyhlerinin yanında toplanır ve buradan 4'er 5'er kişilik gruplar halinde semtlere dağılırlardı. Muharrem'in 1. gününden 10. gününe kadar sokaklarda ilahiler okuyarak dolaşan goygoycular durdukları kapının önünde dua ederler ve bu şekilde dilenirlerdi. Günümüzde bu deyim gevezelik, boş boğazlık yapmak anlamında kullanılmaktadır. Bir sonraki deyimimiz çapulculuk yapmak. Vaktiyle tulumbacı takımlarına sızmış, işsiz, güçsüz adamlara çapulcu adı verilirdi. Bunlar zaman içinde bir takım sınavlardan ve denemelerden geçerek takıma alınmalarına rağmen bazıları ahlak düşkünlüğü sebebiyle yine ilk fırsatta yangın yerinden hırsızlığa kalkışırlar, durum fark edilirse polise teslim edilir ve o semte bir daha adım atamazlardı. 1910'lu yıllarda İstanbul Şehreminliği görevini sürdüren Cemil Topuzlu hatıralarında itfaiye teşkilatındaki aksaklıkları dile getirirken çapulculuktan bahsetmektedir. Bir sonraki deyimimiz püsküllü bela. 2. Mahmut devrinde önce askerler ardından memurlar için resmi başlık olarak kabul edilen fes kısa sürede halk arasında da kullanılmaya başlanır. Fesin yaygınlaşmasıyla beraber değişik renk ve biçimlerde püsküllü ve püskülsüz biçimde modeller ortaya çıkmıştır. Yağmur ve kardan kalıbı bozulan, rüzgarda püskülleri sürekli karışan fesin kullanımı zahmetli ve masraflı bir iştir. Püsküllü bela deyimi bu durumdan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bir sonraki deyimimiz balık kavağa çıkınca. Karşılıklı noktalarda bulunan Rumeli ve Anadolu kavağı
çok rüzgarlı ve akıntının kuvvetli olduğu yerlerdir. Buralarda bu yüzden balık tutmak neredeyse imkansızdır. İstanbul'da balığın bol bulunduğu ve dolayısıyla fiyatının düştüğü zamanlarda şehirde tutulan balıkların kavaklara kadar götürülüp satıldığı görülür. Diğer zamanlarda düşük ücretle balık almak isteyen müşterilere balıkçılar tarafından verilen cevap ise "O sizin dediğiniz ücret balık kavağa çıkınca olur" şeklindedir. İşte bu deyimin hikayesi de tam bu şekildedir. Bir sonraki ve son deyimimiz 2 dirhem 1 çekirdek. Kılık kıyafetleriyle dikkat çeken İstanbul hanımefendileri ve beyefendileri için kullanılan bu tabir aynı zamanda gösterişten uzak ve giydiğini kendisine yakıştıran anlamlarını da taşır. Deyimde geçen dirhem ve çekirdek tabirleri kuyumculukta hassas tartılar için kullanılan ağırlık ölçüleridir. O dönemde piyasada en değerli para olan Osmanlı altını tartıda 2 dirhem 1 çekirdek gelmektedir. Kılık kıyafet konusunda titiz olan kimselerin piyasada en yüksek değere ve hassas ölçülere sahip altın sikkelerle anılıyor olması onlara verilen değeri göstermek için kullanılan bir deyim halini almıştır. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarımdan da haberdar olabilmek için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda en kısa sürede görüşmek üzere.